Şimdi rotamızı Kıbrıs'a çeviriyoruz. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Yavru Vatan'da şarkılarını söyledi. Kuliste yaptığı açıklamalardaysa hayranlarına müjdeyi verdi. Yavru Vatan Kıbrıs'ta Gökhan Türkmen rüzgarı. Ünlü şarkıcının eşiyle arası neden açıldı? Sinem bozuluyor tabii bu duruma. Gökhan Türkmen'den hayranlarına büyük müjde. Yeni şarkısının adını ilk kez açıkladı. Çıkış parçası. Kıbrıs'ta Gökhan Türkmen konserindeyiz. Yeni albüm telaşında olan Gökhan Türkmen, yazın nasıl geçtiğini anlamamış. Eylül'ün son günlerinde 2 günlük Bodrum kaçamağı yapıp ilk kez ayağını denize sokmuş. İşte albümün böyle son zamanları bir fırsat bulup Bodrum'a kaçalım dedik 2 gün. Yani yazın genelde stüdyoda geçti. Kayıtlarla uğraştık. Yaz boyu konserden konsere koştu Gökhan Türkmen. Yoğunluk değil ama minik kızı Nil'den uzak kalmak zor gelmiş. Çünkü Nil babasına aşıkmış. Hatta bu durum eşi Sinem Hanım'la arasını biraz açmış. Vallahi biraz babacı galiba. Çünkü dün işte 2 günlük dediğim gibi tatildeydik. Onu götüremedik. İşte anneannedeydi. Onu ziyarete gittik dün akşam. İşte bir görelim dedik. Hani yine buraya geldiğimiz için göremeyeceğiz dedik bir gün. Girer girmez baba diye dedi. Sinem bozuluyor tabii bu durum ama. Arada anne de yapıyor da şu an birazcık daha babacı galiba. Yeni albümde son viraja girdi ünlü şarkıcı. Bakalım bizi nasıl şarkılar bekliyor? 13 şarkı var. Yani 10 şarkı, 3 tane de versiyon var. Tarzını da değiştiriyormuş Gökhan Türkmen. Romantik şarkılara veda ediyormuş. Güzel bir albüm oldu. Ağır şarkı bu sefer çok fazla yok. Yani 2-3 tane falan var. Onun dışında medium tempoda daha böyle yürür tempolarda şarkılar var. Yeni albümün çıkış parçasının adını da ilk kez açıkladı ünlü şarkıcı. Çıkış parçası Öyle Güzel Ki diye bir parça. İşte dediğim gibi Ekim ortası, Ekim sonu gibi. Yani Ekim ortası gibi çıkacak inşallah. Yeni şarkıların adını öğrensek de bir ay daha duyamayacağız. Öyleyse Gökhan Türkmen'i sahneye gönderelim ve dillere pelsenk olan eski şarkılarını dinleyelim. Kıbrıs'ta yaklaşık 2000 kişiye konser veren Gökhan Türkmen, hakim yaka, sıfır kollu uzun beyaz gömleği ve imajının vazgeçilmez bir parçası olan siyah fötr şapkasıyla yine çok şıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü şarkıcıya gece boyu dinleyicileri de eşlik etti. Yürüdüm biraz seni düşün.